Bugün sizlere sabah ezanıyla bir günaydın demek istedim arkadaşlar. Rabbim nice ezanlar dinlemeyi nasip etsin bizlere inşallah. Manzaramız çok güzel olmasa da tabii ki de ben isterdim şöyle bir dağ, tepe, deniz, böyle güzel bir manzarayla sizlere bu ezan dinletmek isterdim ama elimizdeki olan bu. Buna da binlerce şükür. Kuşum günaydın, günaydın, annesine günaydın. Allah'ım tulumunu yesinler seni. Tulumun çok güzel, bu tulumdan bulsam bir tane daha alacağım ya. Boyu tam oldu. Gel. Gel. Gel hadi tulumumuzu çıkaralım mı annem? Ha? Çıkarmayacağım, çıkarayım mı tulumunu? Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Gel tulumunu burada çıkaracağım. Gel. Ne oldu? Oy. Dur hadi. Tamam tulumunuzu çıkar. Of of. Analı oğlu öksüre öksüre bir hal olduk. Yardım edeyim mi annem? Ben çekeyim dur. Dur. Dur çok. Koy bunu yatağın üstüne. Tamam hadi yürü. Hadi. Kim geliyor? Papates yiyecek. Papates yiyeceğiz. Evet kim geliyor? Şuna bak bakayım bir. Eyvah kalktık. Yavaş yavaş kalkıyor. İsmail'cim de kalktı. Nehir Hanım'cım, Nehir Ablacım da sabahtan telefonlaştık. Şimdi sabah kahvemizi içeceğiz. Sabah, bayram sabah kahvemizi içeceğiz. Uy. Geliyor mu Nehir Ablacım? Geliyor. Geliyor. Çıkabilir miyim? Oo. Hani öpücük yok mu bana ya? Yok sana öpücük. He? Hani teyzeye öpücük yok mu? Duymuyor bile bak. Duyar mı sen? Duymuyor da oğlum. Duymaz benim oğlum. Allah. Ne yapıyorsun? Nasıl oldun? Yesene iç güveysinden halleciğim. Ay valla bittim ben. Kollarım da bitti. Bacaklarım da belim de bitti. Ya ne ama çok fazla sen... Abo çok fazla yükleniyorsun kendine bazı konularda. O konularda değil yani. Ne yapayım ben? Yüklenmesem ne yapacağım?
Dün dayımla kızdım. Dayımın selamı var bu arada. Anne, yapayım selam hayatım. Nasıl bağırıyorum? İyi. Canan yavruyu gülüyor. Ne güzel değil mi? Bir insanın arkadaşına gelmesi. Bayramda düğelim öpmeye gelmiş benim diyor, sakız alacağım diyor. İyi olur, güzel bir şey. Sakız da iyi bir şey. Seni sor işte, dün selam söyle. Şeyden sıkıntı ediyor, gözüm batıyor. Dayıldım ona şükret, ağrım yok, sızım yok. O bana dedim, geçmez bir sene çekeceksin onu dedim. Olacak o kadar dedim. Önce çok görüşemedik dedik. Nasıl olsa bayramda görüşeceğiz dedik. Sen ne yaptın, ne ettin? Sabah 4:30'da kalktım. Aferin sana. 4:30'dan beri ayaktayım. Ne yapayım Leyla, benim içime dolanıp duruyorum. Silipin çok güzel. Bak Leyla, boğundan bir tane de saman alın bak. Aldım dün. Aldım, ne aldın? Silipin'i aldım galiba. Ama sen şey aldın, büyük aldın. Büyük aldım. Yer için aldım. Ondan bir tane senden ben bir alayım bakayım, ben de bir deneyim. Hoşuma giderse ben de şey için, banyo duvarları için. İndirimdeydi de onun için aldım. Kaç paraydı? 54.90. Kaç tanesi? 80'li. Onlar kaçar mı? X large ama. Tamam işte X large. Bundan daha büyük ama seninkisi. Bundan daha büyük. Bir de XX large var. Hı. Ama 104, 109 lira dedim, gerek yok. Hani denemek için aldım ya. Şey yaptın mı? Baktın mı ev altına? Açmadım kuzum, bakmadım daha. Bakmadım. Neyse. Açtığında bakarsın, şey yaparız. Şeyde daha güzel olur aslında da. Kendi beziyle. İsmail'cim yavaş. Ama duvarlar İstanbul'da ya, siyahlaştığı için. Çok çabuk batar bezi. Çok çabuk batar, her defasında indirip beklemem lazım. O da zor. O zaten adamı yoruyor Nihal abla. Hayır, onu da dedim, şöyle bir tur geçerim dedim. Benim boyalarım şey çünkü silinebilir. Benimkiler de silinebilir de. Hani bir süre en azından idare etsin belki kapıları bitirinceye kadar da. Evet Nihal abla ya, senin evini hakikaten şu kapılarını bir boya da. Senin evini bir boya ya, açık renk yapalım, koyu renk yapmayalım. Yani hani koyu şu anda senin ev ve senin evi kendi gösteren de biraz o boya da aslında. Ne yap? Helal. Ya şampanya rengi yaparsın, açık gri. Sevmem ben. Gri ya. Gri ancak çok açık, böyle gri. Açık gri olur. Evet, o da çok güzel. Ben şampanya rengi, yok böyle uçuk mavi bilmem ne, hiç sevmiyorum. Aslında var ya güzel gözlerinde neyse. Benim ya kullandım, daha öncesinde kullandım, sevmiyorum. Ay karanlık olacak böyle. Aa. Evi dar gösteriyor o zaman da. Koyduk ya kal. Altlarını alacaksın sen, şeylerini değil. Nedir o? Neyse, gönlüm ben kalktı mı? Kalktı, kalktı. Sen de şimdi bayramlaşmayacağım Nihal ablacığım. Sana gelip de bayramlaşacağım. Herhalde. Ben de onun için zaten. O yüzden hiç yaklaşmıyorum yani. Hani kutlama etmedi, beni bayramı mübareklemedi deme yani. Ay diyeceğim şimdi gidince, açacağım kameramı. Konuşacağım. Kahve içmeyeyim, neler anlatacağım, neler anlatacağım. Abu. Verecek, veriştirecek bana. Her gün diyeceğim, benim bayramımı bile kutlamadı diyeceğim. Gönül ablam kalktı değil mi? Kalktı, kalktı. Tamam, Gönül ablacığımın kendi kutlamı. Hep beraber şunları, olanların bir karnını doyurayım. Hani onların karnını doyurduktan sonra geleyim dedim de. Rahat rahat hiç olmasın. İyi. Onlar daha iyi olur. Aldık ya canım, şeker çikolata aldık işte, geleceğiniz diye. Ben şekerimi almadan olmaz zaten. Mutlaka şeker şey yapacağız yani. Olayacak. Ben bu fırını sildikçe sinir geldiğince bana. Evet. Geldi beni bu. Şey, tavadan aktı. Buraya da aktı. Burayı bir silindim. Sabah kalktım, iyice güzelce bunu bir yağ çözle sildim. Kafalarını yıkadım. Tellerini makineye attım. Makinedekileri şöyle bir yağ çöz sıktım. Bir 15 dakika beklettim. Sabah nasıl çamaşırlarımı hallettim, ütülerimi hallettim. Hakan'ın kışlık çoraplarını kaldırdım. Onu kışlık çoraplarını kaldırmadım. Yazlık kışlık çorap yapıyor muyum? Tamam, o zaman. Ama şimdi Hakan evde. Sen işleri halletmişsin. İşleri evet, işlerimi hallettim bak sabah. Bana yardıma geliyorsun. Gelirim. Aa dur, sana şey söylemedim. Bu arada sana söyleyeyim. Akşam köye gidiyoruz herhalde, büyük bir ihtimalle. Aa yine köye gidiyor. Ama ben şey yapacağım, bu akşam gideceğiz. Ya bu akşam gideceğiz. Bu akşam orada kalacağız, yarın akşam geliyoruz. Aha. Yani bir gün yokum. Bir gün yok. Şey yok ya, ama ne diyeyim sen.
Paşa yarın izinli ya. Fatih ha. Abi sabah aramış, bayramını mübarek demiş. Ebru demiş ki çıkın gelin hiç olmazsa demiş de. He, telefonla. Telefonla şey yaptı. Bakalım, şirketin arabaları dolu. Ya belki araba yine şey yapmaya çalışacak, ayarlamaya çalışacak ama ayarlayamazsa büyük bir ihtimalle otobüste basar gideriz. Ne olacak ki şuradan şurası yani. Kaç saat? Bir saatlik yol. Neyse dur, geliyorum bekle. Biteyim şunu. İnan ki 5. katta oturmasın aşağıya inecek. Güzel biliyor musun? Koylar gelirdik. Evet. Davulcu'nun kafasında birini gelirdik herhalde. Böyle beraber ok 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 ok. Ne yapalım? Karşıdan mı olacak abi? Şu karşıdan köşeye. Mama alsın. Mama mı alsın? Gönül almana gerek var be.
Hiç gerek yok. Şey aslında çikolata yemeye geldim ben şimdi. Yalan yok. Olmaz. Hakan gelsene ye. Çikolata. Kız iki tane almışım. İki tane. Ben de tek bir tane aldım. Kısmetin iki taneymiş. Koyma kısmetini geriye. Olsun canım, bir şeyim olmaz. Kesirim al bundan da. Çok severim. Neyi vereceğini bilmedin mi? Şimdi hepsinden aldım. Evet bak ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir ev sıçramı. Parayı veriyor da çikolatayı yediyor benimse de. Yemeyeceğim. Evet biz parayla satıyoruz arkadaşım çikolataları burada. Verdiğiniz parayı geri alıyoruz. Geri alıyoruz da. Peki gönül ablanın gibi. Biz de böyle. Gönül abla sen bitti her ya bence. Evet aslında anne. Senin bitti yemen lazım. Ay çok kötü zaten çarpıldım sabahtan beri. Sabahtan beri tatlım. Tansiyonla mı soruşuyor? Öyle mi? Şey tansiyon aletine sesine kalktım. Evet Meral abla soruyor. Tansiyon aletine sesine kalktım. Ben şöyle koyayım. Tamam. Canı sıkılıp çekip arkadaşlar. Nasıl kalırsa bir alırız olmazsa. Aynen. Biz kaldır bu hepsini ya. Ben geçeyim kahveleri nasıl yapayım? Ben yapayım kahveleri. Olur. Sen bilirsin. Ben yapayım. Sen onu da kaldır ama. Bunu mu kaldırayım? Evet. Hakan yan yer abla. Yemesin bari. Yesin benim karaböcüküm. Yesin değil mi? Gönül ablacığım kahve içer misin? Teyze de versin sizin harçlıklarınızı. Ver açayım açacağım. Güzel. Aferin. Hadi benim elimi de öp. Benim elimi de öp. Bir de nereye ne yapıyorduk? Başına. Böyle başına. Böyle tamam. Aferin Hakan'a. Hakan hadi benim de elimi öp. Benim elimi öpmedin sen. Öp elimi. Başına da koy. Başına da. Allah'ım, Allah'ım. Oh. Of senin karabacık, of senin karabacık, of. Biz Hakan'ı senin teyze. Hakan. Bence ona para verme ama gitme ihtimali var orada. Ha? Mama alırsın. Ne alacaksın sen onunla? Mama. İki tane bulmama var Hakan. Bir sürü mama alabiliyorsun. Bir sürü. Ama bir sürü artık çok alınmıyor. Market fiyatı. 20 tane sınırı. 5 tane al. 5 tane alın. Evet 20 tane. 5 tane yeter zaten desem değil mi? Yeter. Zaten şimdi gittiğiniz her yerde bol bol. Şeker çikolata var. Bayramdan sonrasını alırsınız. Şimdi birikip sonra alışveriş zamanı. Evet. Bir tane daha vereceğim bak. Bizimkiler markete çok alışıyor. Bakkal kapalıydı diyoruz de. Gel. Sen benim terliklerimi giydin ama. Ha bak çıkardı attı. Markete diyor gitmedin mi diyor markete gidelim diyor bakkal kapalıydı. O gün görmedin ne diyor markette diyor var diyor girdik markete bulamadık. Başka diyor markette vardır başka ama diyor. Ne yapacaksın? Oraya oraya. Onu bilmiyorum. Şuraya da açayım azıcık da. Onu arayacağım burada. Sana mı yoksa? Ne güzel değil mi? Evimize şey bayramlaşmaya geliyorlar, kahve yolunu yaptırıyoruz. Aa televizyon kapalı. Bu evde televizyon açılmıyor teyzem zaten. Eskiden ne renk olsun, şey ışık olsun diye açıyordum. Şimdi onu da açmıyor. Duydun mu? Evet. Hayır. Duydun mu Hakan'cığım? Duydum. Evet, televizyon yok teyzeciğim. Telefon da yok. Öpücük ver. Anne, tabii karşısında çikolata var değil mi? He? Anne geliyor mu sırtına? Camı açtım ama kapatayım mı biraz? Ne yaptınız? Köye gideceksiniz mi belki? Evet, akşam gideceğiz. Unutma da bilettiğim burada toprağın üstünde. Alacağım şimdi onları. Gel bir bakayım bir. Gel sen kime gideceksin bugün? Sen kime gideceksin bugün? Kime gideceksin bugün? Ben Ebru teyzeye gideceğim. Ebru'ya gideceğiz akşam. Biliyor musun? Ben akşam gideceğiz. Tavukları kovalayacak mı orada yine? Tavukları alalım sandım. Sen başka çikolata yemiyorsun. Kızartma şeyi yapıyorum. Ay aşkım. Ben kızartma değil ki. Ben yine boyum kızartım. Ayrımız var mı? Sen meyve suyu Fanta? Yok. O da anlamadı ya. Dolaşır dolaşır şey yapar sonra ben veririm.
Hayırdır İsmail, ne güzel oturmuş. Bir daha, bir daha. Hayır, yeter. Bir daha. Hayır. Su yok, tamam. Bak. Nihal kızıyor, hayır. Nihal kızıyor, bak. Nihal kızıyor. Biz de birer tane yedik. Evet. Sen şimdi bir daha yedin. Bir tane daha yedin. Sen bir fazla yedin yalnız. Evet. Başka yok. Ne oldu? Benim bu sitrin eski haline dönmeyecek. Annesi hayır, bir tane daha. Yeni bir tane daha. Bir tane daha. Yeni sitrini al ama bunu da tak. Başka yok, tamam mı? Takayım. Onu da çıkarma kolundan. Başka yok Belgin. Bir tamam. Tane daha vereceğim. Başka yok. Tamam, başka yok. Tamam. Bak Gül'ün yine bir tane daha veriyor. Bir tane. Hayır, Gül'ün verecekmiş. Bayramda böyle. He. Hakan, üçüncü bayram oluyor değil mi? Ama diğerinde daha şey bilmiyorduk ya. Yani. Kaç yaşında Hakan? Üç buçuk. Bir yaşta iki bayram görüyoruz. Ramazan ve Kurban. Ha. Altı. Bilmiyorum, altı ya yedi. Altı tabii. İkisinden biri yani. Altıdır. Taşını değişti. Hı. Yeni sitrini al. Evet. Ama bununla tak. Bu almış demek ki. İşte onu düşünüyorum sık sık. Şanslısın diye. Toprak diye. Toprakla diye. Dememiş. Ben de bakma şimdi bayramda temizlik yapıyorum ne kaldı. Hepsi benim saksanın içinde. Saksanı alıp takıyorum. Tekrar saksıya. Tekrar saksıya koyuyorum. Sabah Hakan'ın yazlık kışlık çoraplarını ayıklarken küçük çoraplarını da ayıkladım. Küçük çoraplarını ayırdım yani ayıkladım dedim. Ayırdım arkadaşlar artık. Bir de Hakan'cığımın küçülenlerini ayırdım. Şöyle şu şekilde koyduydum. Bunları ya Leyla'ya vereceğim, köye götürecek ya da buradan herhangi bir ihtiyaç sahibine yapacağım. Böyle küçülenleri ben ayırıyorum, bu şekilde köşede koyuyorum, kaldırıyorum. Dediğim gibi ihtiyaç sahibi birisi olursa, çevremi duyarsam şayet umarım, eğer o şekilde birini bulamazsam da Leyla'yla beraber köye gönderirim. Leyla her zaman çünkü öyle diyor, ihtiyaç sahibi birisi oluyor galiba diyor. Bunu neyse bize koyuyorlar. Gözümün önünde olsun. Gözümün önünde olmadığı zaman da unutuyorum bu sefer. Vermeye direndik. Unutuyorum şimdi. Şöyle şurada dursun. Şuraya koyayım da Hakan bunu bulamaz. O bugün ya da yarın mutlaka buradan gider. Biliyorsunuz ki geçenlerde ben Gencerler'den bir tane kendime bir fön makinesi almıştım. Remington bozulduğundan dolayı. Şöyle bir 15-20 gün belki bir ay boyunca gelemeyeceğinden dolayı. Şu Arzum marka bir fön makinesi aldım. Hatta Emine de videolarda görüp ona da aynısından bir tane aldık ama benim şanssızlığım mı? Benim bahtım diyeyim ya da benim salaklığımdan mıdır dediğim artık arkadaşlar. Fön makinenin haline bakar mısınız? Sabah Nihal ablayı da gösterdim. Şu anda retrodan mı dolayı diyorum artık. Ne diyeyim şeyden dolayı küçük ev aletlerinde bu şekilde sıkıntılar çıkacak Belgin dedi. Ben bunu şu şekilde kullanıyordum. Üstünde fırça aparatı yokken. Ben öyle uzun süre de kullanmadım. 3 ya da 4 dakika belki kullandım ama belki kullanmadım. Bir anda makine durdu. Makine durunca şuradaki ışığı yanmaya devam etti. Ondan sonra koku gelmeye başladı. Koku gelince direkt fişinden çektim o korkuyla, o telaşla zaten. Ondan sonra bir baktım makine bir anda ısındı ve görüyor musunuz buralar komple eridi. Ha şu anda çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Çünkü şu anda fişi takacak kadar da cesaretim yok. Fön makinem bozuldu ya. Ay çok memnundum. İnanın ki çok memnundum. Çok güzel ve çok kullanışlı. Yani iyi ki de bunu almışım. Hatta şimdi Nihal ablacığımdan yine bunu ben garantiye vereceğim. Arzum'un garantisini vereceğim bayramdan sonra. Herhalde büyük bir ihtimalle birebir değişim yapmak zorundalar. Çünkü hiçbir şey yokken makine çalışırken bir anda durdu ve bu şekilde dış ünitesini eritti yani. Nihal ablacığımdan da şimdi bir tane makine aldım. İdare etmek başlı. Hatta Nihal ablaya da söyledim. Nihal abla dedim. Elimi niye attıysan dedim. Bozuyorum bu aralar dedim. Valla şimdi dedim senden bir tane fön makinesi alacağım. Çünkü ihtiyacım da var. Çünkü saçlarım ben fön makinesi şöyle az bir olası geçmediğim takdirde saçlarım öyle çok kötü oluyor. Sağa sola şey oluyor. Şöyle bir tane aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Ya keşke aldığım yerde brown var mıydı bilmiyorum da brown bu da güzel. Ben az önce denedim bunu. Çok hoşuma gitti. Ama Nihal abla burasının döner başlığı dedi. Ama bu dönmüyor. Bilmiyorum döner başlığı değil ama güzel. Bu da gerçekten kullanışlı ama bunun şeyi çok güzel. Fırçası gerçekten çok güzel yani. Fırçasının şu şeyleri çok güzel. Dedim ben size tellerim diyorsunuz artık fırçanın şeylerimi. Bu plastik Nihal ablanın da zaten biliyorsunuz geçenlerde söyledi. Benim bir tane daha vardı. Kullanamadım çünkü onun fırçasının şeyleri işleri çok kullanışlı değil diyordu. Şu plastiği çok memnun diyordu. Evet şu plastiği
Şu Arzu'nunkine göre kötü. Arzu'nunkisi gibi olsa hatta belki Nihal abla bunun şeyine bakacak. Başına bakacağım ben de. Başına bir bakacağım dedi. Çok güzel, bakar mısın? Bu daha kullanışlı. Şöyle. Şurada da küçük bir su haznesi var dedi. Şuraya ben su koydum. Bu su haznesi diyor. Buraya diyor buhar yaparak diyor. Saçım diyor nemlendirerekten diyor. Şekil verebilirsiniz. Sağ olsun Nihal ablacığım, benim de bir tane fazla daha varmış ki bana bunu verdi idareden. Arzumu garantiye verip de garantiden ya yapılıp ya da yapılacak bir şey yok. Birebir değişmesi gerekiyor yani. Birebir değiştikten sonra da bakalım iadesini yapalım. Neyse arkadaşlar, ben size artık yavaş yavaş izninizi isteyeyim, kaçayım. Bugün bayramın birinci günü. Tekrardan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Sevdiklerinizle, ailenizle, çocuklarınızla, annenizle, babanızla, bütün dostlarınızla beraber nice 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 sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar görmeniz dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.